acısıyla, kederiyle, dramıyla, yüküyle aslında her şeyin tam da ortasında, göbeğinde olan gruptur Beyaz Yaka. Türkiye'de bu sekülerleşme var, işte eğitimleşme var, küreselleşme var, dijitalleşme var, statü sahibi olma var, belirli bir görgü var, belirli bir kamusal alan vasfı var. O kamusal alanda faal olmaya dönük süreçler hızlandı. Fakat bu sosyolojik ve siyasal dönüşüm henüz aktüel siyasete tam olarak yansımadı. Belirli sonuçları bunun karşımıza gelmeye başlıyor. Fakat aktüel siyasette ve işte siyasetin daha güncel biçimde aktığı süreçlerde henüz bir ciddi sonuçla karşılaşmadık. Türkiye son özellikle 20 yıldır ciddi anlamda bu sürecin tam ortasındaysa, bundan da en çok beyaz yaka etkileniyorsa, bunun hem işte olumlu taraflarını hem olumsuz taraflarını en çok beyaz yaka hissediyorsa, niçin bunun aktüel siyasi bir sonucu olmadı henüz? Dört temel sebebi var. Birincisi, Erdoğan'ın karizmatik liderliği henüz ölmedi. Hala yaşıyor. İşte arada bir sekteleşse de, sendelese de bana kalırsa hala dimdik ayakta. Dolayısıyla bu karizmatik liderlik aslında o sekülerleşme, şehirleşme, eğitimleşme, işte küreselleşme ve dijitalleşme sürecindeki o farkındalığı, ivmeyi bana kalırsa gölgeliyor, örseliyor. Erdoğan'ın karizmatik liderliği ne zaman yara alırsa, o liderlik ne zaman çözülmeye başlarsa, o zaman bunun aktüel siyasi yansımalarını da biz gündelik siyasette hissetmeye başlayacağız. İkinci sebep, devlet otoritesinin hayatı baştan aşağı kuşatması. Devletin ciddi anlamda hayatı sardığı, gündelik hayata müdahil olduğu, insanların çok basit, adi, sıradan ilişkilerine dahi devlet otoritesinden dolayı belirli kısıtlamalar getirmek zorunda kaldığı otoriter, hatta belki patrimonyal, sultanistik bir dönem yaşıyoruz. Üçüncüsü de tabii başarısız ve temsil kabiliyetinden yoksun bir muhalefetti. Yani gerek ana muhalefetiyle gerek perifer muhalefetiyle Türkiye'de beyaz yakayı hakkıyla temsil edebilecek bir muhalif örnek göremedik. Dolayısıyla bunun başarısız olması da beyaz yakanın işte siyasete dönük bir takım refleksler üretmesini zorlaştırıyor. Bir diğer mesele, siyasi ahvaldeki işte kaotik, kargaşalı ve kısır, ketum süreçlerdir. Özellikle 15 Temmuz 2016'dan beri yaşadığımız süreç bunlara gebe oldu. Bu sürecin tabii belli çıktıları, sonuçları oldu. Belli etkileri karşımıza geldi. Dolayısıyla bu ketumluk, bu kargaşa, bu kaos atmosferinden yeni yeni çıkmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bundan sonra aktüel bir patlama için, özellikle beyaz yakanın aktüel siyasete müdahalesi anlamında ciddi bir refleksif sürecinde içine girdiğimizi söylemek lazım.